Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bey Özkan ve Diyanet Sen Samsun Birnoğlu Şube Başkanı Nevzat Oy, Haber Medya Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun'u ziyaret etti. Ziyarette toplu sözleşme süreciyle ilgili yetkili sendika olarak taleplerini sunacaklarını söyleyen Özkan, "İstek ve talepler doğrultusunda hazırladığımız raporlarımız var. Memur Sen ve bağlı sendikaların ortak talepleri arasında yüzdelik zam, eş yardımı, çocuk yardımı gibi huzur, refah payı gibi isteklerin yanında özel olarak bizim camiamızı ilgilendiren sorunları takip edeceğiz," dedi. Personelimizin %70'i kırsalda çalışıyor. Kırsalda yayla, mezra gibi, köyler gibi yerlerde çalışan tek kamu görevlisi din görevlileri artık. Yani devleti temsil eden görevler bu arkadaşlarımız. Ve orada din hizmeti sunuyorlar. Aynı zamanda psikolog görevi yapıyorlar. Yeri geldiğinde vatandaşın her türlü işine koşuyorlar. %70'i kırsalda çalışan bu arkadaşlarımızın orada görevlere devam edebilmeleri için mahrumiyet tazminatı adı altında bir tazminatın verilmesini istiyoruz. Çünkü arkadaşlarımız orada mağdur durumdalar. Çok şeylerden yararlanamıyorlar. Çocukların eğitimini doğru düzgün sağlayamıyorlar. Bu anlamda bu arkadaşlarımıza mahrumiyet tazminatının verilmesini arzu ediyoruz. Dini bayramlar, milli bayramlar, hafta sonu bir gün. Biliyorsunuz memurlar genelde hafta sonu tatil yaparlar. Ama din görevlileri, din hizmeti sunan bu arkadaşlarımızın hafta sonu tatili de yoktur. Ama milli bayramların da ve hafta sonu bir gününde buna eklenmesini arzu ediyoruz. İş barışının sağlanabilmesi için bunun öncelikli olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz dini nikah kıyıyoruz. Resmi nikah belediyeler kıyıyor. Bunun yanında muhtarlar da kıyabiliyor. Gemi kaptanları da kıyabiliyor. Ama bunun hem dini hem milli yönü olmasına rağmen, hem dünyevi hem uhrevi yönü olmasına rağmen bu şeyin yetkinin müftülere verilmemesi de bizi üzüyor. Çünkü resmi nikah olmadan dini nikahı arkadaşlarımız kıyamıyor. Hı hı. Dini nikah olmadan da vatandaş resmi nikah yaptırmıyor. Diyor ki önce dini nikah diyor, sonra resmi nikah diyor. Haliyle arkadaşlarımız, görevlilerimiz iki arada kalmış durumda. Resmi nikah olmadan dini nikah kıyarsa devlet ceza veriyor. Dini nikahı kıymazsa bu sefer cemaat ona ceza veriyor. Yani diyor ki ne biçim imamsın diyor, nasıl görevlisin diyor. Ben haber gazetemizin tabii ki bu nezaketine dolayı başta Necdet Uzun Bey'e teşekkür ediyorum.